İyi günler çocuklarım. Dördüncü sınıfların çarpan sırasının değişmesi konusuna geldik. Çarpma işlemini yaptıktan sonra sıra burada. Hemen geçen yıl hatırlayalım diyor Ezgi ile yine Emre. Ezgi kilosu 5 TL olan mandalinadan 3 kilogram mı alsam? Kilosu 3 TL olan 5 kilogram, 3 TL olandan da 5 kilogram mı alsam diyor. Yani sonuçta hiç fark etmiyor gördüğünüz gibi hangisini alırsan al ödeyeceğin tutar değişmeyecek emre diyor. Ne yapıyor yani kilosu 5 lira olandan 3 kilo alırsan da aynı fiyatı diyorsun. Kilosu 3 lira olandan da 5 kilo alırsan ama set biraz malzemeyi artırmış oluyorsun. Yine 15 lira ödersin diyor. Yani burada çarpmada yer değiştirdiği zaman hiçbir şeyin değişmediğini görüyoruz. Hemen öğrenelim diyor. 3 çarpanlı bir çarpma işleminde ilk olarak seçilen iki çarpan parantez için alınır. Önce parantez içindeki çarpma işlemi yapılır. Elde edilen çarpım sonucu üçüncü çarpanla çarpılır diyor. Burası önemli. Başlığı yazdıktan sonra burayı mutlaka ne yapıyoruz? Defterimize yazıyoruz. Burası önemli bir yer. Buna dikkat ediyoruz. Hemen şimdi sorular içerisinde bu konuyu daha iyi anlayacaksınız. Hemen ilk sorumuz geldi. Diyor ki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama töreninde her, her öğrencinin elinde iki bayrak olması kararlaştırıldı. Gördüğünüz gibi iki tane bayrak var. Hepsinin elinde ikişer ikişer bayrak. Şirinköy İlkokulu'nda 12 şube ve her şubede 18 öğrenci bulunduğuna göre törende öğrencilerin elinde kaç tane bayrak olacağını bulalım diyor. Bakın şimdi her öğrencinin iki tane burada var. Önce böyle yazdım. Mesela 12 tane şube var. Her öğrencinin 2 tane olacak. Her sınıfta da 18 tane öğrenci var. Bunu iki türlü yapabiliriz. Yani bu şekilde yapıp diyor. Önce parantez içerisinde. istediğini parantez içerisine alabilirim. İster ben bunun ikisini alırım. İşlemimi ona göre yaparım. İstersem de şöyle de alabilirim yani. Şuradan da onu da başka bir renkli kalemle mesela yapayım. Görün. İstersem de şöyle de yapabilirdim yani. Hiç fark etmez. Son, önemli olan sonuç değişmiyor. Bunların yerleri değişse de değişmiyor. Sonuç aynı olduğunu göreceksiniz. Hemen 2 ile önce parantez içerisinde aldığım için 2 ile 12'yi çarpıyorum. 2 kere 2, 4. 2 kere 1, 2, 24 etti. 24'ü de çıkan sonuçla çarpıyorum. Buradaki 18'i e çarpacağım. Bunu tekrar yapmış olacağız. Bir kere daha. 8 kere 4, 32'nin ikisi elde var 3. Verdeleri mutlaka yazın yoksa unutursunuz. Bunu da çarptım. Sıra geldi bununla çarpmaya. 8 kere 2 16. 3 daha 19. Şöyle yaptım. Şimdi 8 ile de çarpma işlemin bitti. Yani birler basamağıyla çarpma işlemi bitmiş oldu. Geldim buraya bununla çarpmaya. 1 kere 4. 4. 1 kere 2. 2. Ama bu sefer 6 yazarken ne yapıyorduk? Bir kaydırarak Yazıyorduk. Şöyle artı işaretini koyayım. 2 9. 4 daha 13. 13'ün 3'ü elde var. 1 ee, 3. Burası bir de eldemiz vardı. 4 Sonuç 432 yaptı. Biraz yerimiz kısıtlı oldu. 432 tane ne gerek? Bize bayrak gerekiyor. Bunu böylelikle öğrenmiş olduk. Hemen çeviriyorum sayfamı. Burada da zaten bunu tekrar yapmış kendisi de aslında anlatarak yapmış size. Gördüğünüz gibi. Çarpanlardan ikisini seçip parantez içerisine alalım. İşlemi öyle devam edelim. İşlemi kendisi böyle yapmış. Önce iki tanesini parantez içerisine almış. Bakın 2 ile 12'yi almış. Aynı benim birinci yolda yaptığımı yapmış. Ve sonra ikinci, ikinci yolda diyor ki bakın 12 ile 18'i çarpabilirim. 2'yi dışarıda bırakabilirim. Ya da 12'yi dışarıda bırakıp 2 ile 18'i parantez içerisine alabilirim demiş. Bu şekilde yapmış. Sonuçta hepsini de ne yapacak? Önce çarpıyor. 24 ile 18'i çarpacak. Burada 2 ile 12 ile 18'i çarpınca 216. Tekrar 2 ile çarpacak. Burada ise 2 ile 18'i çarpmış. 36 yapmış. Burada da sonra tekrar ne yapacak? 12 ile çarpacak. Aynı sonucu bulmaya çalışacak. Evet baktığınızda bulduğumuz değerleri 3. çarpanı çarpalım. Yani 3 çarpma işlemini yapalım diyor. 24 ile 18'i çarptı 432. 2 ile 16, 216 çarptı 432. 12 ile 36 çarptı 432 çıktı. Sonuç gördüğünüz gibi hiçbirinde değişmedi. Şimdi geldik 12'li paketlenen yumurtaların tanesi 35 kuruştur. 5 paket yumurtanın fiyatı kaç liradır? Size buraya hemen ne yapmış? Bakın yumurtaların şeklini vermiş. İçerisinde bakın sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Hep 12 tane, 12 tane, 12 tane var. 5 paketimiz var. Ve ama her bir yumurtanın tanesi 35 kuruşmuş. Diyor ki bakın 12 tane her bir yumurtada var. 35 tane, 35 kuruş her birinin fiyatı. 5'i de ne yapmış? 5 paket olduğu için de, 5 karton olduğu için de ne yapmış? 5 de koymuş oraya. Şimdi biz çeşitli yoğun temlerle yapacağız. Ne yapmış kendisi zaten yapmış. 12'yi 35 ile hemen parantez içerisinde almış. 5'i dışarıda bırakmış. Diğer bir şekilde 12'yi dışarıda bırakmış. 35 ile 5'i parantez içerisine almış. Üçüncü olarak da 35'i dışarıda bırakmış. 12 ile 5'i parantez içerisinde almış. Öncelikle parantez içerisindeki işlemler yapılıyor. Her zaman olduğu gibi. 420, 175, 60 çıkıyor. Ama işlemimiz bitmediği için sonucu aynıdır diyemeyiz. Çünkü daha bundan 5 ile çarpacak. Bunu 12 ile çarpacak. Bunu 35 ile çarpacak. Sonra ne yapıyor? 420 35 çarpınca 2, 2100 kuruş. Bu da yani ne yapar? 2 lira 1 kuruş mu yapar? Evet. Öyle bir şey yapar. 2 lira yapar. Sonra buraya bakınca 12 ile 75 175'i çarpınca 2100 kuruş çıkıyor. Burası da 35 ile de 60'ı çarpınca 2100 kuruş yapıyor. Bunu da liraya çevirsem iki tane sıfır gider. 21 lira, 21 lira, 21 lira. Sonuçta hepsi değişmedi. Kuruş ya da fiyat olarak ne oldu? Bu kadar oldu. Şimdi hemen tekrar bir bilgi bulutu vermiş bize. Biliyorsunuz bilgi bulutlarını mutlaka ne yapıyoruz? Defterimize yazıyoruz. Bu örnekleri de defterinize yazabilirsiniz. Çarpma işleminde çarpanlar yer değişse de çarpımın sonucu değişmez. Çarpan sayısının artması bu kuralı etkilemez diyor. Gördüğünüz gibi yani yerlerini değiştirdik yukarıda gördüğünüz gibi. Ama ne oldu? Önce çarptın, sonra çarptın fark etmedi. Sonuçta hepsiyle çarptığın için aynı sonucu bulmuş olduk. Evet, tekrar sayfa 85'e geldik. Burada biraz çalışma yapalım demiş. Ben biraz önceden yaptım. Çünkü videoyu çok uzun tutmak istemediğim için burada iki türlü işlem yapabilirsiniz. Sonucunu da bulabilirsiniz. Bulmadan da eşitleyebilirsiniz. Mesela burada 3 var. 5 tane 11'i parantez içerisine almış. Önce 5 ile 11'i çarparsam 5 kere 1, 5. 5 kere 1, 5. 55 çıkıyor gördüğünüz gibi. Sonra dışarıda 3 ile de çarpınca 165 çıkıyor. Aynı şekilde buradaki bakın mavi ile maviyi karşılaştırıyorum. Buraya baktığım zaman 3, 5 ve 11'in olduğu sayıyı buluyorum. 11, 3 ve 5. Gördün mü? Yine sonuç 165 çıkmış. Bununla bunu ne yapacağız? Eşleştireceğiz. Birazını size bırakıyorum. Birazını ben yapıyorum. 2 çarpı 13 çarpı 16 diyor. 416 bulundu. Aynı çarpanı arıyorum. Bakın 2, 13 ve 16'nın olduğu çarpanı arıyorum. Bakın burada 216 çarpı 2 çarpı 13 var. 416 ikisi de yapıyor. Burada da ne yapıyorum? Yani çarpma işlemini yapmadan da böylelikle bulabilirsiniz. Çünkü çarpanları aynı. Bir tanesini çarpmanız bile yeterli sizin için. Sadece burada bir tane yanlışlık yapılmış. Burada 41 çarpı 14 çarpı 10 verilmiş. Burada ise farklı bir sayı var. Böyle bir sayı. Ha şurada buldum. 41 çarpı 10 çarpı 41 burada verilmiş. 5740 bu aynı bakın. Bu da aynı. Bu da çünkü 14 var, 10 var, 41 var. 14, 10 ve 41 var. Burası da 5740 yapıyor. Bunu unutmuyoruz. Sonra bakıyorum. Ve diğerlerinde siz kendiniz aynı bu şekilde yapabilirsiniz. Bu taraftan da birkaç tane yaptım. Çok da karışsın istemiyorum. Yaparken sizin de gözünüz yorulmasın diyorum. 14 5 20'yi Evet bununkini bulamadım ben burada karşılığını. Çünkü bu fazla verilmiş belki de. Bunu da unutmayın yani o da size fazla olarak verilmiş. Onu da çok şey yapmayın. Evet şimdi geldik bu tarafa gelelim. Bu tarafta da bakın 15 ile 16'yı çarpmışım. 240 çarpı 28, 6720 yapıyor. Bunun karşılığı bakın 28 çarpı 15 çarpı 16. Yine aynı sayıları çarpanlarını bulunca bununla bu eşittir diyorum. Sonra 39, 35 ile çarpı 9 çarpı 6, 1890. Bakın aynı çarpanların olduğu yer burada. Da 6 çarpı 35 çarpı 9, bize 9'u dışarıda bırakmış, sadece yine aynı sayıyı bulmuş. Burada da 82 çarpı 21 çarpı 20, 34.440 ederken yine 20 çarpı 82 çarpı 21 de 34.440 yapıyor. Yani burada gördüğünüz gibi. Aynısını birer tane ne yapmış? Oraya vermiş. Şimdi aşağıdaki çarpma işleminde örnekte gösterildiği gibi farklı şekilde gruplandırarak yazınız diyor sadece. Bakın 5 çarpı 15 çarpı 25 diyor. Buranın ikisini parantez içerisine almış. 25'i dışarıda bırakmış. Bunu ne yapabilirim? Bir tane de ben buna yazabilirim. Ne yapabilirim bu sefer? Parantezi bu sefer ne yapalım? 25 ile 15'i çarpar. Parantez içerisine alırım. Çarpı 5'i dışarıya yazabilirim. Bu şekilde. Sonuç ne, ne, ne olacaktır? 1875 olacaktır. Burada da bir tanesini yazdım. Bakın sonuç yine 4860. Hiç fark etmiyor. Yani 27 ile 30'u aldım. Şu şekilde de olabilir yani. Şöyle parantez içerisine alabilirim. 6 ile 27'yi çarparsan son 30'u çarparsam da bu. 30 ile 27'yi çarpıp son 6'yı çarparsam da yine sonuç aynı değişmiyor. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Bir tanesini de burada yaptım. Bir tanesini de size bırakıyorum. 3 tane yapabilirsiniz. Yerlerini değiştirerek 52 ile 80'i çarpmış. Biz 80 ile 3'ü çarptık. 52'yi sonradan çarptık. Bunlar da önce çarpmış sonra çarpmışlar. Sonuçta 12.480 çıkıyor. Bunun da 3'üncüyü size bırakıyorum bu konuyu iyice öğrenin diye 3. diyor eksik verilen bölümleri tamamlayınız diyor. Şimdi burada da eksik verilen bölümleri tamamlayınız derken zaten bakıyoruz. Bakın burada 5 var. Eşitliğin bu tarafı var, eşitliğin öbür tarafı var. Bu tarafta 5 var. Burada ben 5'i yazdım zaten. Buraya gelecek diye. 42 var, 42 var, 17 var, 17 var. Bunlar kendisi vermiş. 5'i vermediği için burada geriye kalan 5 olduğu için hemen onu ne yaptım? Yaptım. Bunlar çarpınca da 3570, 3570 sayısını buluyorum. Yine bakıyorum buradaki eksik olan 11 var, 11 var, 8 var, 8 var. Bakın bu eşittirin oraya dikkat edin. Oradan öbür tarafı kıyaslıyorum. Burada 20 var, burada 20 yoktu. 20 onun için yerine yazdım. Hemen şunu da ben yapıyorum. Bakın 62 var, 62 var. 30 var, 30 var. Burada ne eksik? 3 eksik tabii ki. Hemen buraya 3'ü yazıyorum. Şimdi bir tane daha yapayım. İkisini de size bırakayım. 18'den 7 var. Eşitliğin öbür tarafında ise 92, 7 ve 18 var. 7 ve 18'i gördük zaten. Ne eksik burada? Burada 92 eksik. Hemen 92 yerine yerleştiriyorum. Bu şekilde diğer ikisini de siz yaparsınız. 4 diyor. Kızıklı i̇ki Okul İdaresi sınıflardaki dolapların güvenlik açısından duvara monte edilmesine karar ver verdi. Okulda 26 sınıf her sınıfta 2 dolap bulunmaktadır her dolap için 8 vida gerektiğine göre tadilat için toplam kaç vida gerekmektedir diyor. Burada artık işlemi yapıyoruz. Bakın 26 tane sınıf var. Her hepsinde ikişer dolap var. Önce kaç tane dolap olduğunu yani bütün sınıflarda kaç tane dolap olduğunu buluyorum. 26 ile 2 çarpınca 52'yi buluyorum. Sonra ne yapacağım? Tabii ki 8 ile de çarpacağım. 52 de 8 ile çarpınca ne yapıyor? burada zaten yapmışım. 416'yı buluyorum. 8 kere 2 16. Bakın burada da yapıyorum hemen. Evet şöyle yapalım. 8 kere 2 16. 16'nın 6'sı elde var. 1. 8 kere 5 40. Bir de elde var. 41. Gördüğünüz gibi 416 tane ne gerekiyormuş? Vida gerekiyormuş. Bunu da bu şekilde ne yaptık? Yapmış olduk. Evet son burada bir soru daha var. O soruya da bakalım. Hemen e 48'li paketlenen şapkalardan 5 paket alan bir esnaf şapkaların tanesi 7 liraya satacaktır. Bu esnaf tüm şapkaları satarsa kaç lira kazanır? Bakın. Paketlerde 48'liymiş. 48 tane bulunuyormuş. Çarpı dedik. 5 paket alıyormuş. Çarpı dedik. Ve 7 liraya satıyormuş. 7'yi de koyduk buraya. Ne yapıyoruz? Hemen bunun hepsini yapıyoruz. Ne yapabilirim? Şöyle parantez içerisine alabilirim. Önce 48 ile 5'i çarparım. Çıkan sonuçta da 7'yi çarparak bulabilirim. Hemen alt alta yapmanız sizin için avantaj. 5'i çarpıyorum. 8 kere 5 40. Elde var 4. 5 kere 4 20. 2, 4 de orada var. 24. Burası ne yaptı? Buranın çarpımı 240 yaptı. 240 yaptı. Şimdi ne yapacağım? 240'la da 240 ile da 7'yi çarpacağım. 7 kere 0. 0. 7 kere 4 28 elde var. 2 7 kere 2 14 2 daha 16 1680 liraya satacakmış bunun hepsini TL diye şöyle yazıyorum. Bu dersimiz bitti. Abone olmayı, bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Videolarımız devam edecek.